Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Türev 23, Türev 23, Türev 23. Son 3 test Türev'in içinden geçtin geçeceksin, geçtin geçeceksin. Az bir şey kaldı, hadi. Çok güzel sorular var. Bir tık zor olabilir, güzel sorular var. Haydi hemen birinci soruyla başlıyoruz. Gerçel sayılar kümesinde sürekli bir fx fonksiyonun Türev'inin grafiği verilmişmiş. Bak sürekliymiş, dikkat et. Tamam mı? Sürekli bir fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. fx fonksiyonu x eşittir 2 apsi noktada yerel minimumu vardır. Şimdi bakın. Türevin grafiği verildiğinde işaret değiştirdiği yerler önemliydi bizim için. Nerede işaret değiştirmiş? 2'de işaret değiştirmiş türev. Şu an türeve işaret tablosu yapıyorum. F türev x. 2'nin sağ tarafında x 80 üstünde olduğu için artı. 2'nin sol tarafında x eksenin altında olduğu için eksi. O zaman fonksiyonun burada azalan burada artanmış. Şimdi ne söylüyordu? x eşittir 2'de yerel minimum noktası vardır. Vabalar gibi doğru. fx eşittir 3 x 86nın 6'nın grafiği olabilir diyor. Bakın x eşittir 2 noktasında türevi yok. Çiboş. Yani 3x 6'nın grafiği nasıldır bakın arkadaşlar? Şimdi x'ler 3'ten büyük olduğunda, x'ler 3'ten büyük olduğunda eğimin ne olmuş oluyor? x'ler 3 2'den büyük olduğunda aynen pozitif çıkıyor. Yani 2 noktasındaki sağ türevine baktığın zaman aynen çıktığı için 3 yapıyor. 2 noktasındaki sol türeve baktığın zaman eksiyle çarpıp çıkarıyorsun sonra türevini alıyorsun. Eksi -3 yapıyor. Evet, olabilir. Sol türev eksi 3 sağ türev. Bak gördün mü? Olabilir. Şimdi f5 f eksi 2'den büyüktür diyor. Çizdiğim grafikten bakacağım. 5 burada. Eksi 2 burada. F5 ile f eksi 2'yi ne yapamam? Kıyaslayamam. Aynı bölgedeki olanları kıyaslayabilirim. Eksi 2'den ne kadar inmiş ne kadar yukarı çıkmış bilmiyorum. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Cevabım denizli. Tamam mı? Hemen geçtik. Neredeyiz şimdi? İkinci soru. Daha yeni başladık. Ne neredeyiz? A büyük sıfır olmak üzere fonksiyonun grafiği y eşittir 15 doğrusuna şunu karşıya at. Y eşittir 15 doğrusuna tet. Bak gözünde canlandır tamam mı? Gözünde canlandırırsan iş biter. Şimdi y eşittir 15 doğrusunu düşün şöyle olsun. A büyük sıfır olmak üzere işte grafiğinin nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bir eşittir 15 doğrusuna t etmiş. Tamam mı? Yani bunun bunun neyini söylemiş? Ekstremum noktası olduğunu söylemiş aslında bu noktanın. Grafinin nasıl olduğunu bilmediğim için yerel maksimum mı mi, yerel min mi bilmiyorum ama. O zaman hemen türevini alalım bir. F türev x. 3 başa düştü 3. A x kare. 2 başa düştü artı 6 ax. Hemen ne yapıyorum? 3 a x parantezini alıyorum. Ne geldi buradan? x artı 2 geldi. Tamam. Köklerimden biri 0, biri eksi 2 oldu. Hemen tablomu yapıyorum. Köklerimden biri 0, biri eksi 2. Çat, çat. Çizdim bunları. Şimdi a büyük 0 demiş. En büyük dereceli terimin işareti o zaman artı. Artı, eksi, artı. O zaman burada artan Burada azalan burada ne olmuş oluyor yine artan olmuş oluyor. Şimdi biz buraya işte y= 15 doğrusuna minimum yaparak mı teğet maksimum yaparak mı teğet bilmiyoruz ama ekstremum noktalarından bir tanesinde teğet hangisi olabilir diye soruyor. Yani ya f0 15'e eşit olacak ya da f 2. 15'e eşit olacak. Hangisi varsa şıklarda. Şimdi 0 yazıyorum. 0 yazdığım zaman arkadaşlar 0 yazdığım zaman bakın ne yapıyor? A eşittir 15 yapar bu durum için. Şıklarda bu yok. Eksi 2 yazalım şimdi. Eksi 2 yazdığım zaman ne geldi? Eksi 8 A yaptı. Eksi 8 A. Eksi 2 yazmaya devam. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. Artı 12 A yaptı. Artı A'mız var eşittir 15. Şimdi buradan bakın kaç a geldi? 13 a. 8 a'sı gitti. 5 a eşittir 15. Her iki tarafı 5'e böldüğümde a değeri bir de ne olabilir? 3 olabilir. Sorumuzun cevabı o zaman Ceyhan. Tamam mı? Bak orada ekstremum noktası olduğunu söylemiş. Bilgiyi yakala çıttır çattır bitir işim. Hadi bakalım üçüncü soru Max Min sorusu. Şekilde hacmi 500 metre küp olan kare dik prizma şeklindeki kulübenin bütün yüzeylerine ahşap malzeme döşenecektir. Hacmi ne kadarmış? 500 metreküp. Hacim neydi kare dik prizmanın? Taban alanı yani a kare çarpı h. Bunun ne kadar olduğunu söylemiş 500. Bunu kullanacağız. Tamam. Şimdi bu yüzeyleri yerleştirirken diyor ki aşağıdaki yüzeylere yüzeylere göre bir saatli yapılan iş miktarını yani tabandan saatte 1 saatte 20 metrekare ahşap döşeniyormuş. Yan yüzeylere 1 saatte 32, tavana 1 saatte 5 metrekare döşenebiliyormuş. Buna göre en kısa sürede bitmesi istiyor. Şimdi süre istiyor bizden. Şimdi ne yapıyor? Taban. Tabanımın alanı ne kadar arkadaşlar? A kare. 1 saatte 20 yapılıyorsa toplam sürecek süresi A kare bölü 20'dir. Bu taban için. Tavan için bir saatte 5'miş. E tavanın da alanı A kare. A kare bölü 5. Yani tabanla tavan bu kadar sürer. Tamam. Şimdi yan alanlara bakalım. Yan alanımız ne kadar? A çarpı haş kadar. Yan alanlardan kaç tane var? 4 tane. 4 tane A haşım var. Yan yüzeylere bir saatte 32 yapabiliyormuş. 32. Tamam işte bu benim süremin denklemi. Kaç bilinmeyen var şimdi süremde arkadaşlar? Bakın 2 bilinmeyen var. Şimdi burada h gördüğünüz yerlere ne yazabilirsiniz? 500 bölü a kare. Şuradan haşı yalnız bırakalım. h dediğimiz neye eşittir? 500 bölü a karedir. Tek bilinmeyene çeviriyorum. Fonksiyonum da f gibi bir şey oldu artık. Şunların da paydasını eşitleyelim mi? 4 ile çarpalım. 4 ile çarptığım zaman buradan 5 a kare çarptım 4. 5 a kare bölü 20 yaptı. Tamam. Artı haş yerine ne yazıyorum şimdi? Haş yerine 500 bölü a kare yazıyorum. Bakın a'ların birer tanesi sadeleşti. Şununla da şunu sadeleştirelim mi? Ne geliyor buradan? 8 geliyor. Tamam. Şu 8'le bunu sadeleştirirsek 4'e böldüğünüz zaman ne yapacak? 125 yapacak. 125 bölü 2. Yani ne geldi oradan da? 125 bölü 2A gibi bir şey geldi. Tamam. Şimdi bunun türevini alıp sıfır eşitleyeceğim. Tamam. Şimdi şuradaki F türev A diyorum. Ne yapıyor? 2 başa düşüyor. Burayı ne yapıyor arkadaşlar? 10 A bölü 20. Sadeleştirmesini yapacağım. Şimdi şurayı nasıl düşünelim? 125 bölü 2 çarpı A üzeri eksi 1 gibi düşünelim. Eksi 1 başa düştü. Bunun türevini alıyorum yani. Eksi 125 bölü 2. Üstünü biraz alttım. A üzeri eksi 2. Onu da nasıl yazacağım şimdi? Eksi 125 bölü 2. A'nın karesi yazacağım. Bunu neye eşitliyorum şimdi? Sıfıra eşitliyorum. Şimdi şuradaki sadeleştirmemizi bir yapalım. Şurası 2 oldu. O zaman bunu karşıya attığım zaman A bölü 2 eşittir. 125 bölü 2 tane A'nın küpü yaptı. İçler dışlar yapmadan önce şunları da sadeleştireyim. 2A kare şurası pardon. İçler dışlar yapınca A küp eşittir 125. Küp kökünü aldığımız zaman A dediğimiz kaçmış? 5'miş. Evet sorumuzun cevabı A dana. Anladık mı? Denklemini kurduk. Türevini aldık. işi bitirdik. Hadi bakalım 4. Şekilde yeşil fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Fonksiyonunun artan olması için m hangi aralıkta? Şimdi bunun artan olmasını istiyorsa türevi sıfırdan büyük olmalı. Türevini alalım hadi. g türev x eşittir. m kare eksi 4 sabit sayıdır. 2'yi başa düşürüyorum. 2 çarpı m kare eksi 4 oluyor. Üstünü biraz alttım. fx oldum çarpı f türev x. Bağıntım bu şimdi. Tamam. Şimdi a b aralığında artanmış. Şimdi a b aralığında f x'in bilgilerini inceleyelim. Şimdi bir kere f x denilen x eksenin üstünde olduğu için a b aralığında f x dediğim sıfırdan büyüktür. Fonksiyon azalan olduğu için f türev x de sıfırdan küçüktür. Tamam. Şimdi yerlerine yerleştirelim. F x dediğimiz neydi arkadaşlar? Sıfırdan büyük o aralıkta. Artı f türev x eksi. Şimdi bize bunun artan olmasını istiyor. Yani sıfırdan büyük olmasını istiyor. Şimdi o zaman bakın burasının çarpımının işareti eksi yaptı. O zaman çarpımdan büyük çarpımlarının sıfırdan büyük olabilmesi için m kare eksi 4'ün sıfırdan küçük olması lazım. Artık soru bir eşitsizlik sorusu oldu. m eksi 2 çarpı m artı 2 küçük sıfır. Çarpanlarını ayırdım. Eksi 2 ile 2 köklerimiz. Evet ne yapıyor? Burada artı, burada eksi, burada artı. Sıfırdan küçük olduğu yer eksi 2 ile 2 aralığı. Cevabım denizli. Tamam mı? Haydi bakalım. Kaçıncı soru? 5. Olduğuna göre A artı B kaçtır diyor. H yerine 3'ü yazıyorum. H yerine 3'ü 0'ı yaz, yazdığım zaman F3 eksi F3. 0 bölü 0. Bunun ne demek olduğunu direkt görenler görsün göremeyenler L'Hopital'le anlattım ben öğrensin. H sıfıra giderken yukarının türevi F türev 3 artı H. F3'ün türevi nedir? Sıfırdır. H'ın türevi 1. H yerlerine 0 yazdığım zaman F türev 3. Türevin tanımıdır. 3 noktasındaki türevidir diyenler işi bitirir. F türev 3'ün neye eşit olduğunu söylemiş B'ye. Sonra bakın burada da B var. Şimdi buradaki ne anlama geliyor? X yerlerine eksi 1 yazıyorum. F eksi 1 eksi F eksi 1 0 bölü 0. Orada da L'Hopital'ı uygulayalım hadi. Limit X eksi 1'e giderken buranın F türevi F türev X. F eksi 1'in türevi 0. 1 yapıştırdım. Orası da F türev eksi 1 demektir. O da B'dir. Bilgilerim tamam. Artık soruyu çözerim fx fonksiyonunun türevini al diyor bana. F'in türevi nedir? 3x kare artı 2 tane ax oldum. Şimdi f -1, eksi 1 b'ydi. Eksi 1 yazıp b'ye eşit diyorum. Eksi 1 yazdım 3. Eksi 2a yaptı. Eşitmiş b'ye. Tamam. Şimdi ne yazıyorum arkadaşlar? Bir de 3 yazıp b'ye eşit diyorum. 3 yazdım. 9, 27. 27 3 ee, yazdığım zaman artı 6a o da neye eşit oldu b'ye o zaman b'ler eşit olduğu için şununla şunu birbirlerine eşit diyelim 3-2a eşittir 27 artı 6a oldu. Bunu buraya bunu buraya aldığım zaman eksi 24 eşittir 8a her iki tarafı 8'e böldüğümüzde a dediğimiz kaç çıktı eksi 3. Tamam A artı B toplamını istiyor. Denklemlerden birinde A yerine eksi 3 yazıyorum. A yerine eksi 3 yazınca burası ne yapar? Artı 6 yapar. B de 6 ile 3'ün toplamından 9 yaptı. Evet A artı B toplamını istiyor bizden. Sorumuzun cevabı Denizli. Tamam mı? O türevin tanımlarını bileceksin. Bilmeyen Lopitel'den yapacak. Hadi bakalım altın. Bir hareketlinin T saatte aldığı yol kilometre olarak buymuş. Buna göre bu hareketli için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bize ne denklemini vermiş? Yol denklemini. Hız denklemi arkadaşlar. Türevini alıyorum. S türev T. Tamam mı? Hız denklemi yol denkleminin neyidir? Türevidir. 3 T kare eksi 2 iki T. İkinci saatte dediği için 2'yi yazıyorum yerine. 2 yerine yazdığımız zaman ne geldi? 3 çarpı 2'nin karesinden 4 eksi 2 çarpı 2. 12 eksi 4'ten 8. Evet doğru. 1, 3 aralığındaki ortalama hızı. Ortalama hızını soruyorsa arkadaşlar neyi soruyor bize? F 3 eksi F 1 bölü 3 eksi 1 demekti. F 3'ü hesaplıyorum. F 3 yani F dediğim S burada. 3 yazıyorum. 3 yazdım. 27 eksi 9 artı 1. 18, 19 yaptı eksi f 1i e hesaplıyorum 1 eksi 1 artı 1 o da 1 yaptı bölü aşağısı 2 yaptı 18 bölü 2'den 9 oldu evet bu da doğruymuş üçüncü saatteki ivmesi ivmesini bulabilmek için yol denklemininde yani yol denkleminin iki kez türevini veya hız denkleminin bir kez türevini alıyorsun 6 t eksi 2 yapıyor üçüncü saatteki dediği için 3'ü yerleştiriyorum yerine 18 ikisi gitti 18 eksi 2'den sorumuzun cevabı 16 oldu. Bu da doğru. Allah'ı doğruymuş Edirne cevabı. Evet geçtik bunu da. Bakalım neredeyiz? 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 7. sorudaymışız. Fonksiyonun grafiklerinin kesim noktasından her ikisine de t doğrular çizilmiştir diyor. Şimdi bunlar bir bakalım. Kesişme noktalarını bulabiliyor muyuz? Biri x kare artı 4x Ortak çözüm yapıyordum değil mi? Biri de x kare eksi 2x artı 12. x kareler birbirlerini götürdü. Aldım bu tarafa. 6x eşittir. 6x eşittir 12. x eşittir ne oldu arkadaşlar? 2. x'in kaç olduğu yerde kesişmişler? 2 olduğu yerde kesişmişler. Şöyle. Tamam. Şimdi diyor ki her ikisine de Teğet doğrular çiziliyor. Bu teğet doğruların x ekseniyle sınırlandırdığı bölge. Tamam. Şimdi bir kere bu noktanın apsisinin 2 olduğunu buldum. Buradan böyle bir teğet çiziliyor. Buradan buna böyle bir teğet çiziliyor. Bunların x ekseniyle oluşturduğu bölgenin alanını istiyor. Yani bunların denklemini yazmaktan başka şansım yok. Önce 2 için ikisinde de f2. 2'yi yerine yazıyorum. 4 artı 8'den 12. Diğerinde de 12 olacak mecbur. Ortak noktaları çünkü. Burası ne yaptı? 2'ye 12. Noktayı biliyorum. Şimdi eğimlerini bulacağım. Şimdi 2 noktasındaki fx'in teğetinin eğimi için bunun türevini aldım. 2x artı 4 yaptı. O zaman bunun teğetinin eğimi için 2'yi yerine yapıştırdım. 4, 8. G'nin türevini aldım. Nedir türevi? 2x eksi 2. Burada 2'yi yerine yapıştırdım. 4 eksi 2'den. Bunun eğimi m1, bunun eğimi m2 olsun. 2. Tamam. O zaman bunun eğimini buldum. Bunun eğimi 8'miş. İşte bunun eğimi de kaçmış? 2'ymiş. Şimdi bunların denklemlerini yazıyorum. Noktam burada. Y eksi 12. Eşittir 8 çarpı x eksi 2. Tamam bunun denklemi düzenleyelim. Y eksi 12 eşittir 8x eksi 16. Attım karşıya y eşittir 8x eksi 4. Bununki tamam. Hemen diğerinin denklemini yazalım. Eğimi 2 olanın. Y eksi 12 eşittir. Y eksi 12 eşittir. Eğimim neydi? Eğimim neydi? Ee, 2 idi. 8'sini yazmıştık. Çarpı x eksi 2. Tamam. Düzenleyelim. Y eşittir. 2x eksi 4'tü. Bu artı olarak geçti. Artı 8. Tamam bunları yazdım. Bir koordinat sistemini düşünelim. X'in 2, Y'nin 12 olduğu yerde kesişiyorlar. Bir kere kesişme noktalarını biliyorum. Şu doğrunun denklemi için X'e 0 değerini verdiğimiz zaman Y'yi nerede kesiyormuş? Eksi 4'te. Y'ye 0 değerini verdiğimiz zaman X'i 2'de kesiyormuş. Yani bunun T doğrusu şuradan şöyle geçen bir doğruymuş. Tamam mı? Biraz noktalar kötü oldu ama idare edin. Diğerine bakalım şimdi. X'e 0 değeri verdiğimiz zaman Y'yi 8'de kesiyormuş. Y'yi 8'de bakın. Şurası neydi? Şurayı şöyle alalım. Şurası 12. 2'ye 12. Hı. Tamam mı? Şöyle. 2'ye 12. Şimdi ne yapıyorum burada arkadaşlar o zaman? Şu x eksenini kestiği yeri yanlış yazmışım arkadaşlar. Bakın y'ye 0 değerini verince 1 bölü 2. Çok da önemi yok gerçi. Şurası 2'ye 12. Şimdi burada x'e 0 değeri verdiğiniz zaman y'yi nerede kesecekmiş? 8'de. Y'ye 0 değerini verdiğiniz zaman x'i nerede kesecekmiş? Eksi 4'te. Bakın bunun grafiği de şöyle bir grafik. İşte bunların arasında kalan bölgenin alanını istiyor. Bakın şimdi şuradaki uzaklık lazım bana. Tamam mı? Neresiyle? X ekseni arasındaki. Şuradaki uzaklık nedir? 4 birim burada var. 1 bölü 2 birim burada. 4 artı 1 bölü 2 kadar orası. Tabanım. Yüksekliğim şurası bakın. Yüksekliğim kaç birim? 12 birim. Çarpı 12 bölü 2. Bitti. Şunları sadeleştirdim. 6. 6 içeri dağıt istersen 24 artı 3 geliyor. 27 sorumuzun cevabı Edirne. Önemli olan oradaki denklemleri yazıp grafiklerini çizip alanını bulmak. Hadi bakalım 8. Üçüncü dereceden bir px polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Baş kat sayısı buymuş. Ve bunlarla bölümünden kalanlar sabitse bu px polinomunu yazabilirim ben. Baş kat sayısı 1'miş. x eksi 1 ile tam bölünüyor gibi düşün. x eksi 3 ile de tam bölünüyor gibi düşün. x ile de tam bölünüyor gibi düşün. Ama hepsiyle 7 kalanı verdiği için yanına artı 7 yaz bitti artık soru. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Bakalım P türev 1. Hemen alalım P'nin türevini. P, P türev 1 P türev 1 ne istiyor? P5'in toplamı kaçtır diyor. Şimdi bunun türevini alırken ne yapacağım? Birincinin türevi çarpı diğerleri. Şu gidecek zaten. Ne kalıyor orada? X eksi 1 çarpı. X eksi 1'in türevini almıştım pardon şöyle. Neyse şurayı karalayayım. P türev x'i buluyorum önce. Birincinin türevi 1 bir çarpı diğerleri x eksi 3 çarpı x. Tamam mı? Artı ikincinin türevinden x eksi 3 yok oldu gitti. Çarpı diğerleri x eksi 1 çarpı x. Artı üçüncünün türevi çarpı diğerleri bir çarpı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3. Bak şimdi. Senden ne istiyor? 1 yaz diyor. 1 yazınca şunlar ne yapıyor? Sıfırlıyor. Yani p türev 1 dediğimiz Şuradan 1 yazdım. Eksi 2. 1 değiştirmiyor. P türevi 1 neymiş? Eksi 2'ymiş. Bunu buldum. Başka ne lazım? P5. Ve Px'i biliyorum zaten. 5'i yerine yerleştireceksin şimdi sadece. 5 yazarsam burası 4 yapar. 5 yazarsam burası 2 ee, yapar. 5 yazdık. Bir de artı 7'miz var. 20, 40, 47 gibi bir şey geldi buradan herhalde. 47 ile eksi 2'nin toplamı 45 sorumun cevabı E'dir ne? Anladın mı? Çat geçtik. Neredeyiz? Dokuzuncu sorun. Y eşittir fx ve y eşittir gx gerçel sayılarda türevlenebilir fonksiyonlar. Nerede? Gerçel sayılar. Aralık değil. fx sabit olmayan bir çift fonksiyondur. fx sabit olmayan bir çift fonksiyonmuş. Mesela x kare gibi. Tamam mı? Sabit değilmiş. Mesela x kare artı 4 gibi. Gx tek fonksiyondur. Mesela gx x küp gibi veya x gibi bir fonksiyon gibi düşün. Hayal et. F türevi x tek fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar bakın. F'in türevi. F türevi x. Nedir? 2x'tir. Yani çift bir fonksiyonun türevi. Bu şekildeki türevi. Nedir arkadaşlar? Tek fonksiyona dönüşür. Doğru. G'nin türevi X'in türevi nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 Bir, sabit bir fonksiyon olduğu için çift fonksiyondur. Bu da doğrudur. G türevi G türevi eksi A'ya eşittir diyor. Bakın G türev çift fonksiyonu olduğu için G türev A ile G türev eksi A eşittir. Zaten B şıkkı aynı şeydir. F türevi A ile F türev eksi A eşit değildir. Çünkü F türevi tek demiştik. Bu eksiği ne yapacak? Kusacak eksilesine. Bu yanlıştır. Cevap denizlidir. F türevle G'nin çarpımı. Bakın bunun türevini 2x buldunuz. Bunun türevini 1 buldunuz. Ne değer verdiğiniz önemi yok. Her zaman aynı şey çıkacaktır. Bakın nasıl bir fonksiyondur buradaki tek fonksiyondur. Bu da doğrudur. Denizli yanlıştır. Önemli soru ha. Hadi bakalım şimdi 10. sorumuz dikkat. Uygun koşulları altında vermiş bileşke fonksiyonun türevini soruyor. Önce oradaki bileşke fonksiyonun türevini bir alalım. Şöyle yapalım mı? F içerisinde Gx'in türevini bir hatırlayalım. Neydi bunun türevi? F türev içini aynen yaz. İçinin türeviyle çarp. Kaç için istemiş? 1 için. Yerleştir 1'i. Bu soru ne istiyor oldu o zaman benden? F türev G1 çarpı G türev 1. Hepsini hesaplayacağım şimdi. Önce G bilgilerini hesaplayalım. G1'i hesaplamak istiyorum. G1 olabilmesi için X yerlerine 2 yazıyorum. F2 ile 2'nin çarpımına eşitmiş. Hemen şurada kenarda neyi bulalım? F2'yi bulalım. F2'yi bulabilmek için X yerlerine ne yazıyorum? F fonksiyonunda 1 yazıyorum. 1 eksi 4 artı 2 yapıyor. 3 eksi 4'ten F2 eksi 1'miş. Eksi 1 yazarsam burası eksi 2 yaptı. Yani G1 eksi 2. Şunun eksi 2 olduğunu buldum. Yani soru ne istiyor benden? F türev eksi 2'yi bul diyor. Sonra neyi bul diyor bir de? G türev 1'i bul ve çarp bunları diyor. Şimdi F türev kolay. F'in türevini alalım şurada. F türev 3 eksi x çarpı içinin türevini unutmuyorum. Eksi 1 eşittir 2x eksi 4. F türevin içinin eksi 2 olmasını istiyor. X yerlerine kaç yazıyorum o zaman? 5 yazıyorum. F türev eksi 2 çarpı eksi 1. 5 yazdım. 10 yaptı. 4'ü gitti. 6. F türev eksi 2 dediğim her iki tarafı eksi 1'e böldüğümde eksi 6 oldu. F türev eksi 2 eksi 6 oldu. Şimdi G türev 1 lazım. Şimdi G'nin türevini alırken ne yapacağım? Çarpımın türevi. G türev x eksi 1. İçinin türevi yine 1 yazmadım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikinci x'in türevi 1 çarpı ikinci yazmadım. Şimdi G türev 1 lazımdı. G türev 1'i bulabilmek için x yerlerine ne yazıyorum? 2. G türev 1 eşittir. F türev 2 çarpı 2 artı F2. Tamam bitti işim artık. Şimdi bildiklerim var bir kere. F2. F2'nin ne olduğunu bulmuştum. Eksi 1. Şu F2 eksi 1. F türev 2'yi bilmiyorum ama fonksiyonun türevini almıştım. F türevli denklemin burada. Bu F türevli denklemin içinin ne olmasını istiyor? 2. 2 olabilmesinin x yerlerine 1 yazıyorum. F türev 2 çarpı eksi 1. Ben ne yazıyordum? 1 yazıyordum. 1 yazdığım zaman burası eksi 2 yaptı. Her iki tarafı eksi 1'e böldüğümde f türev 2 dediğimiz 2 oldu. f türev 2 dediğimiz 2'ymiş. Değil mi? f türev 2 dediğimiz neymiş? 2'ymiş. Tamam. İşlemimizi yapalım. 2 ile 2'yi çarptım 4. 4'ün 1'i gitti 3. Yani g türev 1 3 oldu. O zaman bunların çarpımları da eksi 18'e eşit oldu. Sorumuzun cevabı Adana. Tamam mı? Güzel soru. Geldik 11 soruya. Fonksiyonu gerçel sayılarda birebir ve örtenmiş. Bir fonksiyon polinom fonksiyon birebir ve örtense birinci türevi sıfıra eşit olmamalı. Yani neyi olmamalı? Bunun ekstremum noktası olmamalı. Oluyorsa da çift katlı kökü olmalı. Tamam mı? Şimdi türevini alalım. Ne demek istediğimi anlatacağım şimdi. F türevi x eşittir. 3x kare eksi 12x artı m. Şimdi bak bu denklemin eğer iki tane kökü varsa x1 x2 gibi bu fonksiyon şöyle bir grafik izler. Bakın birebirlik şartı neydi? Şöyle çizgiler çizinde tek noktada kesecekti. Yani kökü varsa olmaz. İki tane kökü varsa. Çift katlı kökü varsa olur mu hocam? Bakalım. O zaman artı artıydı. Daima artmaya ne yapıyordu? Devam ediyordu. Birebirlik durum bozulmaz. Yani birinci türevin deltası küçük sıfır ama ne de olabilir? Eşit de olabilir. Bu durumu unutma. Hemen delta hesaplayalım. B kareden ne geldi? 144. Eksi 4. A dediğimiz 3. C dediğimiz M. Küçük eşit sıfır. Atıyorum bu tarafa. 144 yaptı burası. Burası 12M yaptı. Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde M dediğimiz 12 ve 12'den neymiş? Daha büyükmüş. Ama eşitlik de var. Sorumuzun cevabı Adana. Evet şimdi geldik son sorumuza. Samsun Arkeoloji Müzesi'ne sergilenmek üzere diyor. Bir eserin korunması için duvara kamera takılacaktır diyor. Tamam. Eser duvarın 2 metre yerden yüksekliği ve 1 metre işte şu şekildekileri söylemiş. 1 metre yükseklikte duvardan 2 metre uzaklığı 4 metre genişliğinde bir masa vardır demiş. Kameranın eseri görme açısı en geniş olsun diyor. Açıya alfa diyelim. Buranın geniş olmasını istiyor. Şimdi bakın şuradaki açının tamamına x diyelim. Şuradaki açıya y diyelim. Bakın oradaki... Alfa dediğim şey neye eşittir? X eksi Y'dir. Şimdi buradan gidip de min yapamam ama şunu söyleyebilirim. Alfanın geniş olmasını istiyor mu? Açı büyüdükçe tanjantı büyüyordur değil mi? O zaman ben bu alfanın tanjantını bulayım. Yani tanjant alfa eşittir tanjant neye? X eksi Y'ye. O zaman tanjant X eksi Y'ye büyük yaptıkça tanjant alfa da büyük olmuş olur. Maksimini yakalayacağım şimdi. Şimdi şu haçla bir uğraşmayalım Şöyle çok şeylerle uğraşmamak için şunu çizelim. Şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun. Şuradaki yüksekliğe A diyelim. Tamam mı? H eksi 1 deme. Yani türev alırken zorlanmayalım. A diyelim şimdi buraya. Şimdi şu tanjant x eksi y'yi de tanjantın fark formülüyle yaz. Nedir? Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y. Hadi bana tanjant x ile tanjant y'yi buldur o zaman tanjant x'i bulalım. Şimdi x dediğim şurası. Karşıda ne kadar bir uzunluk var bakın 6 var. Komşuda ne var? A demiştim oraya. 6 bölü A. Tanjant A bu. X bu. Tanjant Y'yi söyle şimdi. Şuradaki dik üçgenden yapıyorum. Küçük dik üçgenden. Karşıda 2. Komşuda A var. 2 bölü A. Şu A. Tamam. Şimdi hepsini yerlerine yerleştiriyorum. Tanjant alfa eşittir. Tanjant x yerlerine ne yazıyorum? 6 bölü a. Eksi tanjant y yerine 2 bölü a. Bölü 1 artı neleri bunların? Çarpımları. 6 bölü a çarpı 2 bölü a. Yukarısı ne yaptı şimdi? 4 bölü a yaptı. 1 artı 12 bölü a kare yaptı. Düzenleyelim hadi biraz daha. 4 bölü a bölü payda eşitledim. A kare artı 12 yaptı bölü a kare. Şimdi bak ters çevirip çarpınca şu a ile şu a'nın biri götürecek. Şu şunun yanına çıkacak. Ne oldu? 4a bölü a kare artı 12 oldu. Şimdi tanjant ne kadar büyükse alfa da o kadar büyüktür dedik. O zaman bunun neyini alıyorum şimdi türevini. Birincinin türevi bölümün türevi değil mi? 4 çarpı a kare artı 12. Araya eksi geldi. İkincinin türevi 2a çarpı birinci 4A. Bölü 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 ikincinin karesi. Şimdi bunu max min sorusu yapacağım için sıfıra eşitliyorum. Yani yukarısı neye eşit olmalı? Sıfıra eşit olmalı. Bir dağıtalım. 4A kare artı 48 eksi 8 A kare eşitmiş neye? Sıfıra. Eksi 4 A kare yapar. Atarım o tarafa. 48 eşittir 4 a kare yaptı. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman a kare eşittir 12 oldu. O zaman a dediğimiz artı eksi 2 köküç olacak ama uzunluk eksi olamayacağı için a dediğimiz 2 köküç oldu. H'i istiyor bizden ne kadar yükseğe takılmalı diyor. Yani a artı 1'i istiyor. 2 köküç artı 1 sorumuzun cevabı denizli. Evet arkadaşlar 23. testi herhalde 23. testi de bitirdik. Türevden kaldı. 3 testimiz daha 24. 25 26. Bitmaster ev yapmışım ya. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.